Tekrar merhaba arkadaşlar. Turkcell'in İzmir'de gerçekleştirdiği etkinlikteydik sabahtan beri Swiss Hotel'de. Etkinliğin sonunda da Hakan Bey'i yakalayabildik. Kendisiyle Turkcell'in geleceği yazanlar etkinliğinden ve mobil yazılımın Turkcell bakış açısıyla geleceğinden bahsedeceğiz. Hakan Bey öncelikle merhaba tekrar. Merhabalar. Şuradan başlayalım. Turkcell mobil yazılımın geleceğini nasıl görüyor ve mobil yazılım konusunda Turkcell'in hamleleri neler? Şimdi aslında şöyle başlayayım ben. Sunumda da biraz bahsettim. Kaçıran arkadaşlar için birazcık özet olmuş olur. Öncelikle Turkcell mobil dünyanın önümüzdeki günlerde çok ciddi anlamda bir trend olacağından ve bu trendle birlikte önemli bir nokta olacağından bahsetmek istiyor ve bununla ilgili de neler yapabilir? Önümüzdeki dönemde onlara bakacak. Bahsettiğim gibi şu anda insanların televizyonda geçirdiği süre mobil uygulamalar üzerinde, mobil tabletler üzerinde geçirdiği süreden daha aza düşmüş durumda. Günlük şu anda 132 dakikalar seviyesinde bir mobil uygulamada geçirilen süre var. Bununla birlikte mobil uygulama penetrasyonlarında, mobil cihaz satışlarında da çok ciddi bir artış var. Turkcell bununla ilgili çok ciddi bir öngörü halinde ve bu öngörüyle birlikte trendin bir yıl içerisinde çok ciddi bir rekabete dönüşeceğini de düşünüyor. Bunun için şu anda mobil uygulamaya önem verilmesi gerektiği, artık biraz da tüketmekten üretmeye geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Şu anda hatırladığım kadarıyla mobil uygulama pazarı 25 milyar dolarlık gibi bir şu anda penetrasyona sahip, o kadarlık bir gelire sahip. Bu 25 milyar dolarlık öngörü 2018 yılı içerisinde muhtemelen 100 milyar dolarlara ulaşacak. Bu 100 milyar dolarlık seviyelerden eğer biz çok ufak bir kısmını bile Türkiye'ye getirebilirsek, bununla ilgili Türkiye'de bir farkındalık yaratabilirsek aslında her şey çok daha güzel bir noktaya gelecektir diye düşünüyoruz. Bunun için de şöyle bir programa başladık. Eylül'de yaptık lansmanını. 2013 Eylül içerisinde. Geleceği Yazanlar ismimizin programı. Geleceği Yazanlar'la birlikte şu anda 21 bin üyeye ulaşmış durumdayız. 21 bin üyeye toplamda 4500 başarı belgesi vermiş durumdayız ve çok ciddi rakamlar bunlar. Şu anda mobil dünya, mobil ekosistem düşünüldüğünde çok farklı aslında. Diğer ortamlardan şu anda gelmiş oldukları noktalardan çok farklı bir yerdeyiz. Peki ne var geleceği yazanların içerisinde? Aslında her kitleye hitap edebilecek bir şeyler var. Öncelikle eğitimler var. Bu platforma girdiğiniz anda Android'de, iOS'te ya da Windows Phone'da eğitimler alabiliyorsunuz. Klasik üniversite mantığında 101'den 401'e kadar ilerleyen eğitimler bunlar. Bunun yanında eğer ki... Buyurun. Bu noktada biraz sözünüzü kesmek istiyorum. Eğitimlerden biraz daha detaylı bahsedebilir miyiz? Ya kullanıcılar neleri bilerek geleceği yazanların eğitimlerine başlamalılar? Geleceği yazanlar kullanıcılara tam olarak neyi öğretiyor? Şöyle aslında 101 seviyesi bizim başlangıç dediğimiz seviye. Örneğin Android platformunda bir uygulama geliştireceğinizi düşünün. Temelde bir Java bilginiz var ya da temelde bir algoritma bilginiz var. Bunlar sizin başlayabilmeniz için yeterli. Bugün aslında sorulardan bir tanesi de oydu. Çok da güzel bir soruydu. Peki hiçbir şey bilmiyorsak nasıl başlayabiliriz? Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili aslında bizim algoritma 101 ya da computer 101 diyebileceğimiz tatlı da bazı eğitimlerimiz olacak ve aslında bizim istediğimiz şey burada herkesi buraya teşvik edebiliyor olmak. Sadece daha önce yazılım işi yapmış olanları değil. Tabii ki onlar büyük bir kitle olacaklar ama onun yanında herhangi bir sosyal sorumluluğa dair elde edebileceğimiz herhangi bir şey de bizim için çok değerli olacaktır. Peki bu eğitimleri aldınız, 101'i bitirdiniz, 201'i bitirdiniz. Her eğitimin sonunda aslında girebileceğiniz bir de sınav var. Bunu online başarı belgesiyle taçlandırabilirsiniz. Online başarı belgelerini bitirdiğinizde de Android'den örneğin 401'e kadar tamamladığınızda Android 401 ile birlikte sizi İstanbul'a davet ediyoruz ve Turkcell Akademi'de ağırlıyoruz. Turkcell Akademi'de bir sınav yapıyoruz. Ve bu sınav dahilinde eğer bu sınavı da geçebilirseniz o sınavla birlikte size bir fiziksel sertifika veriyoruz ve diyoruz ki artık bu üyemiz Android geliştirme konusunda bizim için 401'e kadar tamamlamış ve sertifikalı bir üyemizdir diyebileceğimiz bir sistem. Eğitiminizi aldınız, belli bir noktaya kadar artık program geliştirmeyi, uygulama geliştirmeyi öğrendiniz. Takıldığınız bir yer var. Yine geleceği yazanlar Turkcell.com.tr'ye giriyorsunuz ve bizim hem Turkcell içerisinden hem de ekosistemden uzman olan mentorlarımızla konuşabilme fırsatı yakalıyorsunuz. Onlara direkt ulaşabilme fırsatı yakalıyorsunuz ve sizin uygulamanızda değiştirebileceği neler var, size rehberlik edebileceği neler var bunları görebiliyorsunuz. Yani bu eğitimi aldıktan sonra devamlı olarak da desteğini ve takibini yine geleceği yazanlar projesi çerçevesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynen. Peki örnek verebilir misiniz? Şu ana kadar geleceği yazanlardan neler çıktı, hangi uygulamalar ne yerlere geldi ve
desteklemekte olduğunuz uygulamalar ya da henüz geliştirmekte olduğunuz uygulamalar var mı? Bunun için hemen geçen haftaya döneyim. Biz bir mobil uygulama maratonu Geleceği Yazanlar kapsamında düzenledik. Nisan ayında başvurularını aldığımız ve 6 haftalık süren bir maratondu. Bunun için hem yine ekosistemden hem de Turkcell'den bazı mentorlar atadık. Bu mentorlar dahilinde sadece fikir aşamasında olan uygulamaları 6 hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya taşıdık. 580 kadar başvuru vardı. Buradan biz 60 ekibi kriterler dahilinde seçtik ve 60 ekip uygulama maratonuna katıldılar. 6 hafta boyunca projelerini geliştirdiler. Her hafta mentorlarla görüştüler. Mentorlardan verdikleri desteklerle kendi kodlamalarında neleri değiştirebilirler bunları öğrendiler ve uyguladılar. Sonunda geldikleri noktada ise bize 45 tane uygulama başarılı bir şekilde tamamlanmış olarak teslim edildi. İki jüri yaptık. Birinci jüride 45 uygulamadan 16 taneyi indirdik. Ve ara jüriyle birlikte aslında ana jürinin önüne çıkarabileceğimiz uygulamaları belirledik. Bu 16 taneden de zaten 5 tanesini daha önce biz ödüllerimizi açıklamıştık. Çok güzel bir katılım oldu. 16 uygulamanın tamamı çok farklı ve güzel alanlardaydı. Bu yüzden de aslında bu 16 uygulamadan 5 tanesini biz seçmek istiyorduk ama 8 tanesine ödül verdik. 3 tanesine daha jüri özel ödülü verdik. 5 tane çıkan uygulamayı ise geçen hafta basına yaptığımız bir lansmanla tanıttık. Yine İstanbul'da yaptığımız bir lansman oldu ve bu lansmanda tüm uygulamaları hem basını hem de teknoloji severlerle buluşturduk. Şu anda bundan sonraki hedefimiz sadece bu ödüllerle kalmayacak. 3 aylık bir projemiz var. Bu 3 aylık proje dahilinde bunların en iyi olanına, en iyi geliştirme kaydedenine bir silikon vadisine götüreceğiz. Böyle de bir projemiz olacak ve desteğimizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Diğer uygulamalarla da aslında devam ediyor. Yani sadece bu 8 uygulama, 5 uygulama özelinde de değil. Diğer uygulamalar mentorlarıyla sürekli görüşmedeler. Ben ekibi olduğum mesela mentorlarla, ben mentor olduğum ekiplerle hala görüşüyorum. Onlara aslında ne gibi destekler verebiliriz onlara da bakıyoruz. Ve bu noktadan sonra da aslında Geleceği Yazanlarla birlikte biz Türkiye'de bu ekosistemin parlamasını, şu dediğim bir yıllık veya önümüzdeki yıllarda oluşacak olan rekabetin içerisinde mutlaka Türkiye'nin yer almasını, sosyal sorumluluk anlamında bu işin çok daha iyi bir yere gidebilmesini, sosyal sorumluluktan sonra da işin artık ticaretleşme boyutunda Turkcell App Market'te mutlaka yer almasını, diğer marketlerle büyüdükten sonra Turkcell iş ortaklığı fırsatlarından nasıl şirketler faydalanabilirler, onu da o tarafa doğru taşımayı da düşünüyorum. Yani Turkcell bu anlamda hem kendisi bir geliştirici rolü üstleniyor hem de aynı zamanda yatırımcı ve destekçi rolü üstlenmiş oluyor gelişmekte olan mobil pazarda diyebiliriz. Çok doğru, çok doğru. Yani zaten ödüller sadece Turkcell'in de değildi. Ekosistemden birçok firmanın katkısı olan durumlardı. Ya da şöyle bakın aslında ekosistemde şu anda mobil dünyaya baktığınız zaman çok ciddi bir yetenek açığı da var. Yani bu yetenek havuzunun da oluşturulması çok ciddi anlamda Türkiye'nin bir ihtiyacı. Ve biz önce mezunlarımızla bu sınavlardan bahsettiğim fiziksel sertifikayı alan arkadaşlarla arkasından mobil uygulama maratonundan gelen ve orada ciddi anlamda kodlamayı geliştirebilmiş, uygulama çıkartabilmiş ve bu uygulamaların belki de önümüzdeki günlerde çok farklı yerlerde yer alacağı noktalarla birlikte bir aslında ekosisteme seviye atlatmayı, o seviyeden sonra da inşallah bunu Turkcell'e ve Türkiye'ye bir kazanç haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Hem izleyicilerimiz hem de Webtekno ekibi adına.